Hayırlı akşamlar çok değerli Akit Televizyonu'nun izleyicileri. Bugün çok değerli misafirlerim var. Bu tarihçi, yazar, gazeteci arkadaşlarımızla unutturulan zafer, Kutlulamare'yi konuşacağız. Unutturulan, hayatımızdan çıkarılan pek çok şey var. Bunlar ne için çıkarılıyor? Kutlulamare mesela ne için çıkarıldı? Neden unutturuldu? Bugün pek çok insanla karşılaştığımızda daha düne kadar Kutlulamare nedir diye herkes birbirine sorar durumdaydı. Oysa güneşin batmadığı iddia edilen İngiliz İmparatorluğu'nun çok önemli mağlubiyetiydi. Detaylarını tarihçi ve gazeteci arkadaşlarımızla konuşacağız. Ve Kutlulamare zaferinin hem kendisinin ehemmiyetini, hem bölgenin ehemmiyetini, hem de neden unutturuldu. İngilizler bu meseleyi nasıl takdim ettiler dünyaya, bunları konuşacağız. Ben misafirlerimi öncelikle takdim etmek isterim. Tarihçi yazar Ekrem Şama Beyefendi, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. Hoş geldiniz. Fatih Uğurlu Beyefendi, Akit ailesinden gazeteci, yazar. Siz de hoş geldiniz Fatih hoş Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Fatih Bey, önce sizden başlayalım. Kutlulamare, unutturulan Kutlulamare nedir? Bir de sizin bir müjdeniz olacak. Evet. Onunla birlikte buyurun efendim. Şimdi isterseniz önce, şimdi biz bir yere giderken hani milletimizin böyle bir şey var ya, bir baklava götürürüz, bir hediye Evet. götürürüz. Biz de buraya gelirken böyle bir hediyeyle geldik. Kutlulamare, Halil Kut Paşa'nın hatıraları, Timaş yayınlarından çıkmış. Bu kitabı şimdi açıklamasını yapacağım. Nasıl okuyucularımız olacak? 250 okuyucumuza bundan hediye edeceğiz bugün. Şimdi Halil Kut Paşa'nın hatıraları daha önce 1900 yanılmıyorsam 70'lerden önce Akşam Gazetesi'nde tefrika edilmiş. Evet. Süreyya Aydemir. Kendisi bir takım açıklamalar yaparak bunu Akşam Gazetesi'ne tefrika etmiş. Sonra 1972 yılında Şevket Süreyya Aydemir'in tefrika ettiği bu hatıralar Taylan Sorgun tarafından tekrar onun editörlüğünde bir kere daha basılmış Bitmeyen Savaş adıyla. Şimdi Kutlulamare'nin gündemimize girmesiyle birlikte yeni bir editör arkadaşımız tarafından Timaş Yayınları bu hatıraları bize tekrar kazandırdı. Sağ Biz olsun. de programımızı şimdi programımızda bir numara geçecek altyazı olarak. Yarın gece 24'e kadar, yani 24-26 saat mi oluyor? Evet. Akit TV'den herhangi bir haber başlığını WhatsApp'tan. Ben bu teknik şeylere pek alışamadım. Evet. Arkadaşlarımız altta geçiyor. Evet, WhatsApp'tan herhangi bir haber başlığını tıklayıp gönderdikleri zaman 250 kişiye çekilişle bu hediyeyi sunacağız. Şu evet. Arkadaşlar bir de görsünler, bu Halil Kut Paşa'nın hatıraları, kamera biraz büyükçe şöyle alırsa bu şansı yakalayamayan arkadaşlar da gene temin etmek isteyebilirler. Halil Kut Paşa'nın Bitmeyen Savaş hatıraları. Biz de bunu dinleyicilerimize tavsiye Evet, ediyoruz. peki çok teşekkür Evet. ediyoruz. Altta bilgiler geçiyor. Peki Fatih Bey. Şimdi Buyurun. ben o zaman şöyle söyleyeyim. Halil Kut Paşa'nın hatıraları ile ilgili bir önemli Sizin bir detay. tefrikanız da yayınlandı Akit Gazetesi'nde ayrıca. Yani evet, bir şey paylaşmak istiyorum. O 1977'de idi yanılmıyorsam, Üstad Necip Fazıl Kısakürek Büyük Doğu'yu günlük olarak çıkarmaya karar veriyor. O zaman bir kut dosyası hazırlatıyor. Büyük Doğu'nun en önemli yazı serisi Evet. kut dosyası olacak. Eğer o zaman Büyük Doğu maddi sebeplerden dolayı yanılmıyorsam yayın hayatına giremedi ve raporlar şeklinde üstad çıkardı. Eğer Halil Kut Paşa'nın
Kut dosyası o zaman Büyük Doğular'da yayınlanmış olsaydı belki Halil Kut olayını, Kut'ul Amare olayını daha önceden öğrenme fırsatı yakalayacaktık. O da bizim bir kaybımız diye düşünüyorum. Evet. Halil Kut Paşa'nın bu Kut'ul Amare olayı biraz da Türkiye'nin bağımsızlık yolunda attığı adımlarla ilgili diye düşünüyorum ben. Bağımsızlık yolunda. Yani mesela şimdi 2. Abdülhamit Müzesi hazırlanıyor. O da aynı şekilde. Ben hatırlarım Milli Türk Terör Birliği Çemberlitaş'ta 2. Abdülhamit'in türbesi vardı. Oraya biz gruplar halinde giderdik. Polis çevirirdi orayı. Biz oraya 2. Abdülhamit'in türbesi diye bir tabela çakardık. Tabelayı polis söker atardı. 2. Abdülhamid'in türbesine adını yazmak bile suçtu. Böyle günler yaşadık. Şimdi devlet katında 2. Abdülhamid'in türbesi yapılıyor. Bu bizim bu 40 yıllık süre içerisinde bağımsızlık yolunda, gerçekten bağımsızlık yolunda önemli adımlar attığımızın işareti diye düşünüyorum. Birazdan hocamız da bahsettikten sonra açarız bu meseleyi. Şimdilik benden bu kadar. Peki. Ekrem Şama Beyefendi, tarihçi yazar. Ekrem Bey, Kut'ul Amare dediğimiz zaman bir tarihçi olarak sosyal yanını, siyasi yanını daha programı ilerleyen saatte evet. Konuşacağız. Kut'ul Amare Savaşı'nı bir anlatır mısınız? Bu nedir? Yani nerede olmuş? Kime karşı olmuş? Malumunuz geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı Kut'ul Amare ile alakalı bir öz eleştiri de kendi açısından yaptılar. Dediler ki tarih kitaplarımızda Kut'ul Amare Savaşı'ndan işte şu tarihte Kut'ul Amare Savaşı şu yerde yapılmıştır. Kim yenmiştir, kim yenilmiştir, ne olmuştur? Bunun sebeplerini tabii konuşacağız. Ama detay açısından da bu nedir? Yani nasıl bir savaştan bahsediyoruz ki gerçekten İngiltere unutturmak istemiş. Nasıl bir etkisi Türkiye'ye var ki Türkiye'de biraz önce Fatih Bey'in ifade ettiği Sultan Abdülhamid'in mezarının başına Abdülhamid yazılmasını istemeyen irade ne için reddetmiş onları konuşacağız. Buyurun. Şimdi Halis Bey böyle bir konuyla buraya davet edilmemden dolayı memnun oldum. Allah razı olsun. Bir tarihimizin karanlığa doğru itilmek istenen bir sahnesini hep beraber inşallah aydınlığa çıkaracağız. İnşallah. Elbette Kut'ul Amare savaşının sebeplerini çok derinlerde aramak lazım ama sizin direkt sorduğunuz için ben hemen ifade ediyorum. Kut'ul Amare savaşı 1. Dünya Savaşı içinde Osmanlı'nın ilk cephelerinden bir tanesidir. Birkaç cephe var. Yani Osmanlı tek cephe var. Çok Halis cephe var. Mesela hemen sayalım isterseniz. Savaş ilan edilir edilmez. Kasım ayının ilk haftasında Ruslar doğudan giriyorlar. Erzurum'a kadar, Köprüköy'e kadar geliyorlar. Ve arkasından Köprüköy Muharebesi ve Azap Muharebelerinden sonra Sarıkamış olayını hemen görüyoruz bunların arkasından. Evet. Bununla eş zamanlı olarak da İngilizler Basra Körfezi'ne çıkarma yapıyorlar. Maksatları Osmanlı'nın kalbini nasıl olsa vuracağız, İstanbul'u nasıl olsa ele geçireceğiz, Çanakkale'den geçeceğiz, planlarımız bu. Osmanlı kalbini söktükten, beynini aldıktan sonra bütün uzuvlarını herkes kapışacak. Evet. Biz de en önemli uzvu olan petrol bölgelerini kapalım zihniyetiyle Basra Körfezi'ne çıkarma yapıyorlar. Ve oradan bir sene içinde yaklaşık Kut'a kadar geliyorlar. Arkasından da ileri harekata devam ediyorlar ama tabi bu arada ben sorunuza cevap olsun diye söylüyorum. Bu arada çok şeyler var, bunları da anlatmamız lazım. Kut'u geçtikten sonra Selmani Pak denilen bir yer var. Nedir burası? Hazreti Peygamber Efendimiz'in en güzide sahabelerinden bir tanesi olan Selmani Farisi Hazretlerinin kabrinin bulunduğu mekan ki ona hürmeten teberrüken Selmani Pak diye isimlendirilmiş. Evet. Oraya kadar geliyorlar ama orada Osmanlı orduları takviye almış olduklarından
onları geri püskürtmek suretiyle Kut'a kadar geri gönderiyorlar. İşte Kut dediğimiz yerde ki Dicle'nin Menderes yaptığı, büyük bir kavis yaptığı bir yerdir. Bağdat'a yaklaşık 40-50 kilometre mesafede, güneyinde bir yerdir. Orada meydana gelmiş bulunan ve biraz sonra detaylarını anlatacağımız, aslında sebeplerini de önceden sayacağımız neden? Kut-ul-Emare denilen yerde bir savaş meydana geliyor. Bu savaş neticesinde de 40 bin düşman askeri muhtelif cephelerde orada teferruatlarda öldürülüyor. Biz de 25 bin civarında şehit veriyoruz. Ve çok netice önemli. İtibariyle bir general, başkomutan general Townshend de diyorlar. Ben telaffuzu biraz beceremeyebilirim. Kimse kusuruma bakmasın. Onunla birlikte 430 tane subay, 13 tanesi general olmak üzere 430 tane subay, 13.800 tanesi de çoğu Hintli olmak üzere İngiliz askerinin esir alınması, bütün mühimmatlarla birlikte esir alınması olayına biz Kut-ul-Emare zaferi diyoruz. Sorunuz içinde evet. Bunu söylemiş oldum. Ama vaktim varsa ben neden Kut-ul-Emare, neden Birinci Dünya Savaşı, neden Çanakkale, neden Sarıkamış? Bunların çok daha öncesine inerek bu nedenleri ortaya koymak istiyorum. Ha tabii buyurun. Şimdi efendim bunları anlayabilmemiz için Haçlı zihniyeti denilen o zihniyeti iyi tanımamız lazım. Elbette bütün Hristiyanlar içine katamayız. Ama Hristiyanlar içinde öyle fanatik bir grup var ki bunların zihniyeti Haçlı zihniyetidir. İşleri, güçleri İslam yurtlarını işgal etmek, katletmek, soymak, sömürmek ve servetleri batıya taşımak. Ta Osmanlı'nın başlangıcı, hatta siz birinci büyük Haçlı seferlerine inebilirsiniz. Bunların zihniyetinin hiç değişmediği, bütün Doğu ülkelerini, İslam ülkelerini işgal ederek batıya servet taşımak istediklerini görürüz. Aslına bakarsanız, mesela Osmanlı döneminde Kosova zaferimizi bu zihniyete karşı vermişizdir. Yani doğuya geçmek, bütün Osmanlı'yı çiğnemek ve İslam ülkelerine sirayet etmek isteğini ortaya koyan Haçlı seferini biz önce birinci Kosova'da, arkasından Nibolu'da karşılamış, arkasında ikinci Kosova var, Varna var, başka zaferlerimiz de var. Bütün bu zaferlerimizi biz o Haçlı zihniyetine karşı vermişiz. O Haçlı zihniyeti tekrar ediyorum. İşleri, güçleri İslam ülkelerini işgal etmek, sömürmek, katletmek, yakmak, yıkmak ama nihai bir hedefleri var. Bu da çok önemli. Başka bir program konusu olabilir. Size de hatırlatmış olalım. Müslümanların mukaddes şehirlerini ele geçirmek. Ne bu? Mekke, Medine ve Kudüs. Ne yapacak ele geçirmekle? Çünkü kendilerinin bu sömürge emellerinin karşısında duran bir İslam zihniyeti vardır. Bir Müslümanlar vardır. Onları yok etmek suretiyle rahat rahat dünyayı sömürelim diye bir gaye belirlemişler. Ve sayısız defalar Mekke'ye, Medine'ye ve Kudüs'e karşı harekata geçmiş olduklarını ve çok büyük olayların cereyan ettiğini görüyoruz. Osmanlı, güçlü bir Osmanlı, gerçekten güçlü bir Osmanlı, gücünün zirvesindeyken onları bu doğuya geçme emellerinden alıkoydular. Büyük ölçüde geçemediler. Evet. Niye? Güçlü bir Osmanlı var. Hele Osmanlı 1517 yılında hilafeti devraldığında, Halife-i Müslümin olduğunda Yavuz Sultan Selim Han, İslam'ın 71. halifesidir, Osmanlı'nın ilk halifesidir. Halifeliğin görevleri gereği Haçlıların karşısında güçlü bir Osmanlı, Osmanlı'nın elinde de bir hilafet, bütün dünya Müslümanlarının himaye edilmesi makamı olan bir hilafeti de ele geçirdiklerinde artık Haçlı'nın işi iyiden iyiye güçlenmiş olduğunu görüyoruz. Çokları zanneder ki Osmanlı efendim dünya üzerinde sağa sola fetihler yapmak suretiyle, sağda solda fetihler yapmak suretiyle emperyalist emellerini gerçekleştirmek istemiştir derlerse de bu kesinlikle yanlıştır. Kesinlikle doğru değildir. Mesela Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Viyana'ya kadar dayanmasının asıl sebebi İspanya'da ve Portekiz'de meydana gelen Müslümanlara baskıyı hafifletmek. Şarlken'in yapmış olduğu baskıyı, Engizisyon baskılarını hafifletmek ve Müslümanların üzerindeki bu baskıyı hafifletmek suretiyle de
halifelik görevini yerine getirmekten ötürü yapılmıştır o sefer. Evet. Akdeniz'in bütün adaları aşağı yukarı Osmanlı tarafından fethedilmiş. Sebebi nedir? Çünkü Akdeniz'deki yerleşik korsanlar, Haçlı zihniyetli olan korsanlar Akdeniz'in kenarında ne kadar Müslüman kent, ne kadar Müslüman yerleşim bölgesi varsa saldırı yapıyorlar, yakıyorlar, yıkıyorlar, soyuyorlar. Adalardaki üstlerine, inlerine kaçıyorlardı. Kartal yuvası gibi inleri var. Elbette evet. Çok miktarda kaleler inşa etmişler. Osmanlı güçlü bir donanmayla halifenin görevi olarak işte bu kartal yuvalarını dağıtmak için Akdeniz'e seferler açmıştır. Tabi Osmanlı'nın Kızıldeniz'e niye gittiğini düşünürsek, Kızıldeniz'in kenarında İslam'ın 3 tane mukaddes şehri var. Mekke, Medine ve Kudüs. Hepsi Kızıldeniz'in kenarında. Kızıldeniz'e sirayet edebilecek bir Haçlı'nın bu İslam'ın kentlerine zarar vermemesi için Kızıldeniz'e gitmiştir. Hint Okyanusu'na gitmiştir. Çünkü Hint Okyanusu'nun kenarında Müslüman devletler vardır. Bu devletlere Portekizlilerin, efendim, İspanyolların sirayet edip bunları işgal etmelerini önlemek için, sömürmeler önlemek. Neden? Çünkü halife-i Müslümin'dir. 20 bin kilometre uzaklıktaki Endonezya'ya gitmişler. Çünkü Portekizliler ve İspanyollar Endonezya'yı işgal etmek, soymak için o taraflara hücum etmeye kalkıştıklarından dolayı halifenin görevleri gereği oraya da gitmiş. Asıl sebep olarak biraz sonra söyleyeceğim. Peki, biraz hilafeti sonra kaldırabilmek. Peki biraz sonraki hilafeti kaldırmak ve bunun dışında bu kadar 1916'da yapılan Kutlu-Rama'yla zaferinin neden unutturulduğunu siyasi yönlerinde temas ederim ama kısa bir reklam arası var. Değerli izleyiciler lütfen ayrılmayın. Fatih Bey, Ekrem Bey Kutlu-Rama'yla Savaşı'ndan bahsetti. Yani evet, bir teknik bilgi verdi. Ancak şöyle bir yeni televizyonda açan izleyicilerimize de bilgi verme bakımından tekrar ifade ediyorum. Kutlu-Rama'ya gelmeden önce Osmanlı'nın yaşadıklarına da Osmanlı kısaca nasıl yapıyordu kısaca bir özetledi. Evet. Şimdi sizden ricam şu. Kutlu-Rama'ya Savaşı zaferi denilince bu kadar görkemli büyük bir zafer 1916'da Osmanlı tüm cephelerde savaşırken İngilizlere karşı elde ettiği, İngilizlerin seçkin askerlerinin, subaylarının bulunduğu orduya nasıl kazandık? Nasıl kazandık? Şimdi evet. Ve bölgenin ehemmiyeti nedir? Niye İngilizler oradalar? Ekrem Bey, zaten temel nokta petrol bölgelerine el koymak. İmparatorluğu parçalamak, petrol bölgelerine el koymak. Basra'dan çıkarma yapıyorlar. Kurnayı alıyorlar. Sonra Selman-ı Pak'a geliyorlar. Hatta Selman-ı Pak ordudaki Müslüman askerler itiraz eder diye Selman-ı Pak'ın adını da değiştiriyorlar. Başka bir isimle Selman-ı Pak'ı işgal etmeye kalkıyorlar. Orada da yeniliyorlar. İlk önce Sakallı Nurettin Paşa var. Sakallı Nurettin Paşa. Sonra Enver Paşa'nın amcası, ondan 2 yaş küçük amcası olan Halil, Mirliva Halil Paşa geliyor. Sakallı Nurettin Paşa'dan da bir cümle bahsetmek istiyorum. Tabii. Sakallı Nurettin Paşa 1925 yılında Bursa'da Cumhuriyet Halk Partisi karşısında bağımsız adaylığını koyuyor. Bağımsız olarak kazanıyor. Mazbatası iptal ediliyor. Tekrar seçim yapılıyor. Daha yüksek oyla gene kazanıyor. Şapka inkılabına karşı olan dehşetli bir paşa, Sakallı Nurettin Paşa. Sakallı Nurettin Paşa gelen İngiliz ordusunu yenilgiye uğratıyor. Arkasından onu çağırıyorlar. Yerine Mirliva Halil Paşa değil o zaman tabi. Savaşı kazanınca paşa oluyor. Paşa oluyor. Evet. O getiriliyor. Şimdi burada temel nokta, ben Akit gazetesinde de yazı serisi hazırladım. Evet. Konuyu elimden geldiği kadar araştırdım tabii. İki şey var. Bir, İngilizler o kadar gurur ve kibire kapılıyorlar ki zaten Halil
Paşa da zaferi kazanan askerlerine İngiliz inadını kırdık aslanlarım diye onun çok güzel bir hitabı var. İngiliz inadını kırdık diyor. Şimdi İngilizler çok az erzakla yola çıkıyorlar. Çok az erzakla. Yani zaferden o kadar eminler yani ki. Yani tabii Bağdat'ı alacaklar. Hatta İngiliz komutana deniyor ki burayı aldığınız zaman İstanbul'u almış hükmünde olacaksınız. Bu iş o kadar önemli. Bu da İngiltere Büyük Britanya İmparatorluğu'na bir Noel hediyesi olacak. Aman Allah. Böyle tedbirsiz yola çıkıyorlar. Geldiler. Birinci kut onlar kazandılar ilk şeyi. Sonra yenilmeye başladılar. Kut zaferi bizim oldu. Ama bunlar Kutul Amare denilen şu anda 380 bin nüfuslu bir Irak şehri. O zaman 13 bin nüfuslu ve halkı Arap olan bir kasaba. Evet. Dicle'nin kıyısında bir kasaba. Şimdi bunların yenilgilerinde bu erzak problemiyle beraber başka bir problem daha var. Hintli. Ordunun büyük kısmı Hintli Müslümanlardan meydana geliyor. Çanakkale'de de bunlar aynı hataya düştüler. Karşı tarafta ezan okunuyor. Çanakkale'de de Hindistan'dan ve diğer sömürgelerinden getirdikleri Müslüman askerlere Osmanlı ile savaşacağız diye gitmiyorlar. Evet. Onlar kiminle savaşacağını bilmiyor. Orada ezan okunduğunu duyunca Çanakkale'de de bunlar aynı tokat yiyorlar. Şimdi bunlar Çanakkale'den sonra aynı hatayı burada yapıyorlar. Bakın bir sürü Hintli Müslüman asker Müslüman asker, Osmanlı askerine karşı Müslüman asker Osmanlı ordusuna kaçıyor. Bunlar sert tedbirler alıyorlar. Bir askeri vurup öldürüyorlar. Bu sefer Müslüman askerler başka bir formül buluyor. Bu ne? Şehadet parmağı. Askerler kendi şehadet parmağını ateş ediyor, parmağından yaralıyor. Efendim yanlışlıkla ateş ettim diyor. Bu çok, çok müthiş yani, bir şeydir bu. Hintli Müslüman askerler. Hintli Müslüman askerler parmaklarından kendilerini vuruyorlar. Bunun üzerine İngiliz komutan o tavşan diyelim ona artık böyle. Evet. Bu alçak bütün Müslüman askerlerin şehadet parmaklarına kalın bir bez sarmalarını emrediyor. Kalın bir bez sarsınlar. Şeyden kurtarmak, ateş etmelerini önlemek için. Şimdi bunlar bu sıkıntıları yaşarken bir taraftan erzak darlığı başlıyor. Evet. Ordu'da ilk önce neleri kesiyorlar biliyor musunuz? Tank şey topları taşıyan öküzleri kesiyorlar. Onları yiyorlar. Onları yiyorlar. O bitiyor. Erzakları yarı yarıya kısmaya başlıyorlar. Arkasından atları kesiyorlar. Müslümanlar ve Sihler. Ordu'da Sihler de var. Onlar da inançları gereği biz at etini yemeyiz diyorlar. Şimdi bunlar ortada kalıyor. At eti yemiyor bunlar. Bu sefer Yeni Delhi Camii imamından at eti yenilebileceğine dair fetva getirtiyorlar. İngilizler. İngilizler. İşi daha ileri götürüyorlar. Müslüman askerleri zorla yedirmeye başlıyorlar at etini. Başka çareniz yok diyorlar. Bir de Kut kasabasında başka bir hainlik yapıyor bunlar. Komutan, İngiliz komutan Müslüman Arap ahalinin erzakına el konulması, ne varsa ellerinden alınması talimatı veriyor. Halkın elinden her şeyi alıyor bunlar. Bir ucunda gavurluk var ya bunlar. Evet. Her şeyi alıyorlar. Sonra başka tuhaf bir şey oluyor. Büyük ödül vaat ediyorlar. Halkın içerisinde her yerde çürük yumurtalar da var ya. 13 tane büyük erzak deposu altın vaat ederek 13 tane büyük erzak deposu ortaya çıkarıyor İngiliz komutan. 13 tane büyük erzak deposu. Ona da el koyuyorlar. Öyle bir noktaya geliyor ki halk Kut kasabasında sokaklarda eşek, kedi, köpek bile kalmamış. Açlıktan. Otlar, baharla birlikte otlar çıkıyor. Otları yiyor. Bu sefer askerlerin bir kısmı zehirleniyor.
yedikleri otlardan. Açlık evet. insana her şeyi yaptırır. Böyle bir noktadayken İngiliz uçakları havadan erzak atmaya başlıyor. Bu erzakların önemli bir kısmı işte çikolata, yiyecek bir takım şeyler atıyorlar. Onların önemli bir kısmı da denize, şey Dicle Nehri'ne dökülüyor. Dökülmeyen sağlam olanlar da gene Osmanlıların eline geçiyor. Osmanlı ordusunun eline geçiyor. Bir başka tuhaf bir şey, son ümitleri Dicle yoluyla gelecek bir İngiliz gemisi. 270 ton erzak getiriyor. O İngiliz gemisi de Osmanlıların eline geçiyor. Bunlara tek çare kalıyor. Teslim olmak. Teslim olmak. Ve burada başka ilginç bir şey söyleyeyim size. Bu getirilen erzak, bunlar teslim olduktan sonra Osmanlı o erzakı kendi askerlerine yedirmemiş. Bunlar onların yabancı kendi askerlerin midesine göre, bir de içinde domuz eti vardır, bir şey vardır. Tabii. Teslim aldıktan sonra İngiliz ordusuna yediriliyor o erzakta. Onların teslim oluş faslını da sonra hocamız konuştuktan sonra evet, devam edelim. Egoistik olmasın. Karşılıklı paslaşarak. Bakıyorsun Fatih Bey çok adil davranıyor. Çok centilmen. Bize, sağ olun. Allah razı olsun. Bize ama bu arada şu WhatsApp hikayesini bir daha söyleyelim. Alttan da arkadaşlarımız gene versinler onu. Ha, alt yazı evet, geçiyor. Bu yarın gece 24'e kadar. Şu an veriyorlar evet. Ha, akit.com'a tıklıyorsunuz. Oradaki herhangi bir haber başlığını atıyorsunuz ve Fatih Bey geçiyor. 250 ekran. Adet tekrar bir gösterelim. Halil Kutpaşa'nın hatıraları Timaş yayınlarından çıkmış. Çekilişte 250 kardeşimize bu kitaptan hediye edeceğiz ve postayla göndereceğiz. Peki. Ekrem Bey, Fatih Bey biraz daha savaşın içine dönük, içinde evet. olan olayları anlattı. Anlatırken de sanki Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı ve lütfu da var. Tabii. Var. Var tabii. Bariz bir şekilde görünüyor. Yani tüm cephelerle savaşan İslam ordusunun karşısında İngiliz ordusunun her bakımdan müşkil hale düşmesi vesaire filan. Peki buyurun siz bu savaş, İngilizler bu savaşı kazansaydı ne olurdu? Kaybettiler. Neden kimse? Bir de şöyle bir şey var. Bu savaşın dünyaya duyurulması, İngilizler tarafından dünyaya duyurulması sanki kendilerinin Osmanlı'ya karşı galip geldikleri şeklinde olmuş. Yani bir yandan da işte karizmayı çizdirmek istememişler. Nedir bu olayın aslı? Şimdi efendim isterseniz sebepler konusunda bir iki cümle noksan kaldı. Onları tamamladıktan sonra buyurduğumuz konulara gelelim Halis Bey. Osmanlı, güçlü Osmanlı elinde hilafet olduğu için ve bütün Müslümanları himaye etmek görevinde bulunduğu için Halife Hazretleri Haçlıları doğuya Müslüman ülkelerine geçirmemişler. Ama zaman gelmiş Osmanlı da zayıflamaya başlayınca bunlar sağdan soldan yol bularak Afrika'yı işgal etmişler. Asya'nın güneyini işgal etmişler. Uzak Doğu'yu işgal etmişler. Orta Asya'yı işgal etmişler. Ama hep korkuyorlar. Ya Osmanlı eski gücüne kavuşursa veyahut da Osmanlı padişahı halife sıfatıyla bütün Müslümanları birlik olmaya çağırır da İslam Birliği politikası yürürlüğe girerse ki Abdülaziz Han ve Abdülhamit Han bunları yapmış idi. Evet. Biz o halde bir tedbir alalım. Bütün bu sömürgelerimizin elden gitmemesi için tedbir olarak hilafeti kaldıralım, halifeliği ilave edelim diyerek 100 yıldan fazla çalışmışlar. Ama muvaffak olamamışlar. Ne zamana kadar? 1909 yılında 2. Abdülhamit Han'ın 31 Mart vakasıyla devrilmesi hadisesinden sonra Osmanlı idaresi maceracı insanların eline geçti, iktidara geldiler, İttihat Terakkiciler. Ve bunların düşüncelerine göre bu hareketleri yani atak hareketleri, tedbirsiz hareketleri veya tecrübesiz hareketleri neticesinde Osmanlı'nın kaybettiği bütün toprakları geri kazanma artı üstüne üstlük bir de Turan'ı kazanma emeliyle maceradan maceraya gittiler ve
1911 yılında Kuzey Afrika'daki topraklarımız, 1912-13 yılındaki Balkanlardaki topraklarımız evet. hep düşmanın eline geçti ve ordumuz çok zayıfladı, yıprandı. Bunu gören İngilizler, başta İngilizler elbette, Fransızlar ve Ruslar, biz artık tarihi emelimiz olan halifeliğin kaldırılması olayını artık başaralım. Çünkü Osmanlı bitik, ordusu bitik. Biz sadece halifeliği kaldırmakla da yetinemeyiz. Osmanlı'yı. Bütün Osmanlı ilave edelim, bütün topraklarını alalım, bütün Osmanlı'yı yıkalım. Bunun için biz yalnız İstanbul'a bir yumruk vurmamız yeterli olur diye düşündüler. Bu fikrin babası da Winston Churchill idi. İngilizlerin denizcilik bakanı. Arkadaşlarını şöyle ikna ediyordu. Daha sonra başbakan tabii. Daha sonra çeşitli kademelere evet. geldi. Şöyle ikna etmeye çalışıyordu arkadaşlarını, kabine arkadaşlarını ve Fransızları. Diyordu ki bizim artık Osmanlı'yı ele geçirebilmemiz için ordular kullanmamıza gerek yok. Kara ordusu bile kullanmadan Çanakkale'den geçeriz, İstanbul'u alırız, artık Osmanlı beynini sökmüş oluruz. Bütün azaları bizim aramızda paylaşılacak şekle gelir diye düşündüler. Çanakkale'yi bunun için planladılar. Çanakkale'den sadece kara askeri kullanmadan geçecekler, İstanbul'u ele geçirecekler ve bütün Osmanlı toprakları sahipsiz kalacak, bunlara da kapışacaklardı. İşte İngilizler bu ihtimale binaen, nasıl olsa biz İstanbul'u ele geçireceğiz. İstanbul Osmanlı'nın kalbidir, beynidir. Biz beyni yok ettikten sonra azalarını kapışmamız için önce biz petrol bölgelerini ele geçirelim diyerek 1914 yılının Kasım ayı içinde Basra'ya asker çıkardılar. Evet. Üstadımızın da ifade ettiği gibi nispeten zayıf birliklere çıktılar. Neden? Çünkü zannediyorlardı ki Basra civarında ve Bağdat Basra'sı Şattül Arap'ta bulunan Arap kabilelerini biz parayla kandırırız. Veririz ellerine parayı, onları kendimize savaştırırız. Kendimize yardım ettiririz zannediyorlardı. Onun için zayıf çıkmışlardı. Ama orada yardım etmediler değil mi? Orada çok büyük bir olay oldu. Bunu tarihe bizim kaydetmemiz lazım. Kaydedilmiş tarihi ortaya çıkarmamız lazım. Oradaki Arap kabileleri, Müslüman Araplar halifeye son derece bağlı insanlardı. Bunların bütün rüşvet tekliflerini, bütün para tekliflerini reddettiler. Artı bunlara karşı gerilla savaşı da yaptılar. Bunun tarih şeylerde resimleri vardır, fotoğrafları vardır. O Arap kabilelerinin gerilla savaşıyla bunları durdurmak istediği. Yani Ekrem Bey, teyit için söylüyorum. Şimdi kamuoyunda malumunuz, yeri gelmişken hatırlatalım değerli izleyicilerimize. Kamuoyunda Arapların bizi sırtımızdan vurduğu çok yaygın konuşulur. Ah efendim. Yani iki lafın birisi neredeyse budur. Yani dış politika ve Araplar gündeme geldiğinde. Bu sizin anlattığınız şey tamamen... Tamamen ters efendim. Tamamen İngilizlerin ters, evet. güvencesi oradaki Arapları biz kandırır, kendimize hizmet ettirir zannettiler. Arkadaşlarımız ama oradaki şey. Iraklı kardeşlerimiz, Iraklı Müslümanlar biz halifeye silah çekmeyiz, biz halifeye bağlıyız, biz Osmanlı'ya bağlıyız diyerek bunlara mukavemet göstermeye başladılar. İşte ondan dolayıdır ki yaklaşık bir sene orada mücadele ettiler. İleriye doğru girebilmek için bir sene mücadele ettiler. O Arap kabileler bunları engelledi. Yani yerli kabilelerden destek de alamadılar. Müslümanlar destek alamadıkları gibi Müslümanlar gerilla savaşıyla bunları durdurmaya gayret ettiler. Evet. Gerilla savaşlarıyla. Burada çok önemli bir şey daha var. Üstadımız biraz söyledi ama ucundan söyledi. Ben tamamını söyleyeyim. Buyurun, tam bu sırada Kasım ayının ilk haftasında padişah Halife-i Müslümin sıfatıyla cihat fetvası ilan ediverdi. Birinci Dünya Savaşı'nın kaderini çizen en önemli belgelerden bir tanesi de cihat fetvasıdır. Bu cihat fetvası dünya üzerinde akisler meydana getirdi. Bu cihat fetvasını duyan Hintli Müslümanlar, Hintli Müslümanlar dediğimiz bugünkü Pakistan, Bangladeşli kardeşlerimiz. O zaman o günün siyasi haritasına göre Bangladeş'te, Pakistan'da, Hindistan'da tek devlet idi ve Hint diye geçiyordu. Hintli Müslümanlar olarak adlandırılıyordu ama sonradan ayrıldığı için Pakistanlı, Bangladeşli Müslümanları katmamız lazım. O Müslümanlar da bu cihat fetvasını duydular. Üstadımızın da ifade ettiği gibi karşı siperlerden yankılanan ezanı da duydular. Kandırılarak getirilmiş olduklarını orada gördüler. Gördüler ve bizim tarafa iltihak etme için bir çaba içine girdiler. Çokları da geldi elbette.
Bunu önlediği için İngilizler cihat fetvasından dolayı onların bu hareketlerin kendilerine göre bozgunculuk, bize göre bize yardım. Karşı evet. cephenize bize yardım. İşte onların bizim tarafa iltihakını kesin tedbirlerle önlemiş ve çeşitli askerlerde kurşuna dizmiş olduğundan bu suçtan dolayı askerler şimdi hastanelere yazılmaya başladılar. Hastayım diye asker müracaat ediyor. Bakılıyor ki hasta değil, tekrar giriyor. Bu sefer kendilerini yaralamaya başladılar. Ellerinden, ayaklarından. Yani savaşı reddediyorlar. Savaşmayı reddetmek, savaşmayı reddediyorlar. Halife-i Müslimi'nin cihat fetvası gereğince orada değil, tam halifenin askerleri arasında savaşmaları gerektiği bilinciyle. Çok önemli şeyler söylüyorum. Evet. Evet. Çünkü cihat fetvası bütün dünyadaki Müslümanları cihada çağıran bir fetvadır. Bu fetva dolayısıyla başka cephelerde başka şeyler oldu ama onları da tabii ki başka bir zaman inşallah anlatırız. Biz Kutul Amara zaferinin içindeki olayları anlatıyoruz. Üstadımızın dediği gibi yiyeceklerinden dolayı isyan ettiler. Karşı tarafa iltihak etmek istediler. Kendilerini yaraladılar. Bütün bunlara karşı tedbir alınmış olsa dahi bir asker gönülsüz olarak savaştığı için karşı tarafa zarar vermeden atış da yapabilir. Evet. O bakımdan bunlar bir seneye yakın oralarda oyalandılar. İki sebepten tekrar söylüyorum. Birincisi Müslüman Arap kardeşlerimizin onlara yardım etmesini reddederek engel olmaya çalışması. İkincisi kendi orduları içindeki bulunan Hintli askerler, Hintli Müslüman askerler de ki rakamlara baktığımız zaman küçük falan da değil. Ordularının 3/2 karşımıza getirdi. Çok önemli bir rakam. 3/2 yani 50 bin kişilik ordunun evet. Hintlilerden meydana gelmiş olan birliklerdir. Dolayısıyla onlar Osmanlı'nın fazla bir takviye alacağını zannetmiyorlardı. Çünkü Osmanlı Sarıkamış'ta oyalanıyordu. Osmanlı Doğu cephesindeydi. Osmanlı Çanakkale cephesinde savaşıyordu. Buraya fazla asker getiremezler zannedilmişti ama Osmanlı sağdan soldan toparladığı birlikleri Kutul Amare'ye veyahut da Bağdat cephesi dediğimiz o cepheye sevk etti. Ve o dengeler orada birdenbire Osmanlı'nın lehine değişti. İki şekilde lehine değişti. Askeri güç bakımından biz üstünüz. O evet. duruma geldik. İkincisi de onların askerlerin içinde bozgunculuk yapanlar var kendilerine göre. Ve Arap kabileleri de bizden tarafa tavır koydukları için Selman-ı Pak'a kadar geldiler. Ama orada Halil Paşa'nın almış olduğu yeni takviyelerle, komuta değişikliğiyle geri püskürtüldüler. Ta Selman-ı Pak'a kadar gittiler ve orada kuşatmanın içine giriverdiler. Savaş şeyi bakımından soruyorum. Yani oradaki işte 50 bin civarında İngiliz askeri var. Bunun 40 bini ölüyor, 13 bini teslim alınıyor. İşte 25 tam bin olarak civar... öyle değil izah edersek. Yani evet. savaşın boyutu bakımından bir değerlendirme yapar mısın? Yani bu sıradan herhangi bir cephe değil. Evet değil. Anladığımız kadarıyla değil mi? Çünkü o günkü insan nüfusu vesaire cephelerde değerlendirildiği zaman büyük bir cepheden bahsediyoruz. Evet, büyük evet. bir cephe gayeleri demin de ifade ettiğim gibi bütün petrol bölgelerine el koyabilmek. Bunun içinde Şatdolarap'taki petrol bölgeleri var. Efendim daha ileride Bağdat'ı ileri geçtikleri zaman Musul var, Kerkük var, Süleymaniye bütün buraları ele geçirerek petrol damarını emmek istiyorlar. Ve Townsend'ın her neyse emrinde bir tümen asker vardır. Bir tümen asker ise 10 ile 15 bin arasında askerdir. O 40 bin öldürülen askerler bu kuşatmaya düşmüş olan tümeni kurtarmak için gelenler. Gelenler, sonradan takviye olarak gelenler. Basra'dan gelenler. Onlara karşı evet. Basra'ya da çıkarılma tabii İngiltere'den getirilmişler, oraya çıkarılmışlar. Onları durdurabilmek için bilhassa Ali İhsan Paşa'nın yapmış olduğu kahramanlıklar var. Halil Paşa'nın yapmış olduğu kahramanlıklar var. Onları çölde durdurmak ve imha etmek suretiyle 40 bine yakın düşman askeri öldürülmüştür. Geri püskürtülmüşlerdir. Arkasından bu şekilde yardım getiremeyince, o çemberi delemeyince de havadan denediler. Havadan ikmal yapmak, havadan yiyecek atmayı denediler ama bunda da muvaffak olamadılar. Çünkü 20-30 tane tayyareleri vardı. Eski modeldi tayyareleri
Almanlar o bölgeye, o cepheye bir iki tane yeni model, daha hızlı, daha manevra kabiliyeti büyük, daha efendim kapasiteli uçaklardan getirdiler. Onları darmadağın etmek suretiyle havadan da ikmallerini önlemiş oldular. Şimdi general içeride hapis olarak kaldı, kuşatma altında kaldı, yiyecekleri bitiyor. Üstadımızın da dediği gibi önce öküzleri yediler, sonra katırları, atları, eşekleri yediler ki Hintli askerler, Müslüman olmayanlar da isyan ediyor. Sadece Müslümanlar değil, Müslüman olmayan Hintliler de yemiyorlar bunları, reddediyorlar. Sizler de yemiyor. Evet, evet. Dolayısıyla orada büyük bir handikapa düştüler. En son çare da denizden yani Dicle Nehri'ne girmiş olan gemilerle. Çok enteresandır Halis Bey. O gemiler, onlara yardım getirmek isteyen gemiler Osmanlı'nın imtiyaz vererek o nehir üzerinde taşımacılığına müsaade ettiği gayrimüslimlerin gemileridir. İçimizdekilerin gemileridir. Öyle mi? Evet. Maalesef. İçerideki hainleri. Maalesef. Seyir seferini imtiyazını onlara vermişiz. Onlar şimdi ihanet ediyorlar. Bak Müslümanlar yardım ediyor karşı cephede. Bizim cephemizdeki gayrimüslimler bize ihanet ediyorlar. O bir tane gemi en son gönderdiler. Bu gemi hatıralarından okudum. Kimin? Yüzbaşı Selahaddin'in romanı diye bir şey var. İlhan Selçuk'un mu? Bilemiyorum. Şu anda ifade edemiyorum. Onun özel kalemi sayılan Kurmay'ın hatıraları var. Selahaddin Yüzbaşı'nın hatıraları var. Diyor ki bir gemi geleceği söyleniyordu. Ama gemi bizim hatlarımızı tamamen geçmiş. Bizimkiler gaflete düşmüşler. Hatlarımızı geçmiş. Son hatta gelince artık gemi tamamen geçmiş olacak. Evet. Ve onlara yardımı götürüyor. 270 tonluk yiyecek götüren gemi. Gemi geçmiş olacak ama orada Allah'ın yardımı gereği olsa gerek ki ilahi nehrin altındaki telgraf telleri geminin pervanesine sarılıyor. Ve pervaneyi durduruyor. O gemi orada galibiyet, zafer, mukadder oluyor. Evet, peki Ekrem Bey. Gene bir kısa ara arkadaşlar rica ediyorlar. Hay hay. Aradan sonra değerli izleyiciler aradan sonra Ekrem Bey'e soracağız. Bugün yaşanılanlar yani 1916 Osmanlı nın yaşadığı tüm cephelerde yaşadıkları sanki bugünkü yaşadıklarımızla bir benzerliği var mı? Bunu konuşacağız. Kısa bir ara. Fatih Bey, Ekrem Şama Beyefendi ile Kut Savaşı'nın biraz daha çapını konuştuk. 1916 şartlarında hiç de yaban atılacak bir zaferden bahsetmiyoruz. Önemli bir savaş. Bu önemli savaş, önemli hadise. Belki İngilizlerin planlamasını da ortaya çıkaracak, fahş edecek bir hadise. Neden Türkiye'de unutturulmak istendi? Bunun siyasal, bundan kimler yararlanıyor? Yani hadi İngilizlerin böyle bir Osmanlı'ya karşı yenilgilerini unutturmak istiyorlar. Biz zaferimizi niye unutmak istiyoruz? Şimdi çok kısa şu Kut olayını çok kısa bir tamamlamak istiyorum. Tabii buyurun tabii. Şimdi Basra'ya çıktıkları zaman Süleyman askeri komutasında bir orduyu mağlup ettiler. Süleyman askeri bey intihar etti. Bunu kendine yediremedi, intihar etti. Hatırlarsınız sonradan bir tepeyi alamadı diye Asaf Çiğiltepe, o da Çiğiltepe'yi alamadığı için o da intihar etmişti. Kurtuluş böyle savaşı. Bir şey var. Şimdi onların teslim oluşlarını çok kısaca söyleyeyim. Teslim oldular İngiliz komutan, 13 bin işte general, hizmetli, normal asker değil de sivil, işte yemek şubu yapan hizmetliler 13 bin mevcuduyla teslim oldular. 30 binde onları kurtarmaya gelen Basra'dan gelenler yenilgiye uğratılıp öldürüldü.
o teslim olanlar İngiliz komutan silahını veriyor. Halil Kut Paşa diyor ki bu silah bir komutanın namusudur. Bunu alın. Hiçbir Osmanlı bunu yapmamıştır diyor. Bu siz yenildiniz. Tamam. Yani çok önemli bir şeyi hatırlatıyorsunuz. Yani tabii. Osmanlı yapmamıştır bunu. Zaferinin bu sonunda silah komutanın diyor. Kılıcını elinde almamıştır. Evet. Onu geri veriyor. Ailesini vermiştir. Ki, kılıcını vermiştir. O Tavşent ağlamaklı oluyor. Sonra o İngiliz esirler bir demiryolu, yanılmıyorsam Malatya o civarda bir demiryolunun yapımında bir yerde kullanılıyor onlar. Önemli bir kısmı bir takım hastalıklara yakalanmış zaten. Yani bir salgın hastalıklar. O zaman öyle şey de var. Mesela Alman Golds Paşa var komutan olarak gönderilen. O da tifüsten galiba ölüyor. Öyle bir şeyler var. Şimdi İngilizler, şurası acı ama, deminki sizin söylediklerinizi biraz ben tam şey yapamıyorum. Halil Kut Paşa'ya Lawrence bir teklif getiriyor. Diyor ki şahsınıza bizim ordumuzun bir koridor açılıp Bağdat, Basra'ya geri dönmesi için 1 milyon İngiliz altını, rüşvet teklif ediyor. Açıkça rüşvet. Halil Kut Paşa bu yaptığınızı bir şaka olarak kabul ediyorum diyor. Bir şaka olarak. Bu sefer ikinci defa bu aynı koridoru açın, Osmanlı Devleti'ne 2 milyon miktarı yükseltiyorlar. Osmanlı evet. Devleti'ne 2 milyon sterlin verelim. Hayır diyor Halil Kut Paşa. Siz bunu söylemediniz, ben de duymadım. İngilizler teslim oluyor. Şimdi bir buçuk yıl sonra aynı İngilizler Arabistan'da Şerif Hüseyin'i isyan ettiriyorlar. Gene çil çil İngiliz altınları isyan ettiriyorlar. Onlar bizi arkadan vuruyor maalesef. Bu acı bir şey ama realite bu. Ve Kut'u tekrar işgal ediyor İngilizler. Yani realiteyi görmek zorundayız yani. Tabii, tabii. Tarih. Evet. Biz bunu tarih, yok böyle değil desek tüm çıplaklığı da görmek zorundayız. Görmek yani. Zorundayız. Yenen de biziz. Fakat sonradan kaybeden de biziz. Bu işin acı tarafı. 1916 yılı 29 Nisan'ında teslim aldığımız İngilizler sonradan bize bu acıyı yaşattılar. O işin başka bir tarafı. O ihanet. Şimdi tarafı. Halil Kut Paşa, Kut soyadı veriliyor kendisine. Ali İhsan Paşa da Ali İhsan Sabis, o da Sabis bölgesinde kazandığı başarılardan dolayı Sabis soyadını alıyor. Osmanlı'da böyle bir gelenek, son zamanlarda böyle bir gelenek var. O bölgede başarı kazanana o soyad veriliyor. Ali İhsan Paşa da Ali İhsan Sabis öyle oluyor. Şimdi Halil Paşa'nın askerine meşhur şeyi var. Konuşması var. Konuşması var. İşte İngiliz inadını kırdık filan diye. Tabii o gün bir sürü cephede savaşan Osmanlı için müthiş bir can suyu oluyor bu Kut olayı. Bu zafer evet. Tabii. Büyük bir moral oluyor. Ayrıca İngilizler Çanakkale vesaire yani güçleri parçalanmış oluyor. İngilizler zaten Çanakkale'de yenildikten sonra bu Kut'u adeta Çanakkale'nin bir rövanşı gibi görüyorlar. Söylüyorlar bunu zaten. Evet. Daha başka bir şey söyleyeyim. İngiliz Churchill, İkinci Dünya Savaşı'nda Churchill'e diyorlar ki Türkler Almanya'nın yanında savaşa girerse ne olur? Halbuki intikamını almışlar Kut'un. Ama hala o yürek yarası bunlarda duruyor. Diyor ki iyi olur. Kut'un intikamını alma şansımız da var diyor Churchill. Kut'un intikamını alma şansımız da var. Gavur unutmuyor. Evet. Şimdi Halil Kut Paşa'nın bu bayramı bizde böyle milli bayram olarak halk kutlamadı. Bu sadece orduda kutlandı. Onun altını çizeyim de millet onu bir iyi bilsin. Sadece orduda kutlandı.
1952 yılına gelindiğinde, ama İngilizler bundan rahatsızlar. Yani orada da kutlanmasından da rahatsızlar. Evet. 52 yılına geldiğimizde bunu unutturmak istiyorlar İngilizler. Tabii. Dediler ki artık NATO'ya giriyoruz. Giriyorsunuz. Bu bayramı orduda da kutlamayın. Değilse ben 1923 yılından işte 1952 yılına kadar olan eski tarihli bütün gazeteleri inceledim. Mesela 1923'ü tam sayfa vermiş. İşte çocuk bayramı falan diye. Kutla ilgili bir şey yok. Kut sadece orada kutlanmış. 52 yılında da İngilizler ağır baskı yapıyor ve Kut bayramı artık peki Fatih Bey kaldırılıyor. Yani Kut anmadır yani bayramdan öte. Ordu da anılıyor. Anılıyor. Ama tarih kitaplarından niye çıkarılıyor? Ha, tarih kitaplarından niye çıkarılıyor? Ben size bir şey söyleyeyim. İkinci Abdülhamit, Kızıl Sultan benim dönemdeki tarih kitaplarında, Emin Oktay'ın tarih evet. kitaplarında Kızıl Sultan diye geçerdi. Kızıl Sultan. 1993 yılı daha özel radyolar kurulmamış. Kadıköy'de bir kuryem için önden geçiyorum. Böyle iki yazın beş gibi. Bir baktım Abdülhamid'i metheden bir radyo programı. Hemen içeriye girdim. Adam ne istiyorsun dedim. 5 dakika susar mısın dedim. Beni kovmadı adam dükkandan. İyi dinle dedi. Programı dinledim. Abdülhamid'i göklere çıkaran bir radyo programı. Benim aklıma o zaman Selahattin Eş İran'da Tahran Radyosu'nun Türkçe bölümünün başında herhalde Selahattin abi dedim. Tahran Radyosu'nun Türkçe bölümü diye aklıma geliyor. Program bitti. Programın sonunda dedi ki bir 10 dakika sonra falan bitti. Genelkurmay tarafından hazırlanan Silahlı Kuvvetler Saati'ni dinlediniz dedi. Bah! Şaşırdınız. Şaşırdım. Bunu Marmara İlahiyat'ta bir Profesör Mahmut hocamız var. Ona söyledim. Hocam burada bir çelişki yok mu? Tarih kitaplarımızda Kızıl Sultan diyor ama Genelkurmay Abdülhamid'i göklere çıkaran program yaptırmış. Bir de bunu TRT'de yayınlatıyor. O da dedi ki Fatih bu bir dönemdir. Yani Batı'ya karşı bir dönem Abdülhamid'e Kızıl Sultan demek icap ediyorsa denilmiştir. Ama onun Kızıl Sultan olmadığını ordudaki kurmaylar da en iyi bilirler. Şimdi demek ki dedi yavaş yavaş o şey dökülüyor dedi. O sır dökülüyor. İlginç bir şey söyledim bana dedi. Olabilir dedi. Şimdi burada ben esas şunu söylemek istiyorum. İngilizler şu anda meclislerinde APO'ya özgürlük paneli düzenliyor. Bu biraz siyasi iktidarla alakalı bir şey. Ben inanıyorum ki artık 100 yıllık cezamız bitti bizim. Türkiye ayağa kalkıyor. 100 yıllık cezamız elhamdülillah yani bu, bitti. Tarih kitaplarına falan çıkmaz. Konjektürel. Diyorsun. Konjektürel tabii. Yani çok büyük bir gayret mahsul değil diyorsun. Yani gene gayret mahsul öyle demeyelim. Yani siz IMF'ye olan borcunuzu öderseniz, kendi tankınızı, kendi helikopterinizi yaparsanız, ihracatınızı artırırsanız, ta buradan Bosna'ya uzanırsanız, Sudan'a, Somali'ye uzanırsanız, her yere uzanırsanız, yavaş yavaş İsrail'in başındaki adama siz bebek katilisiniz derseniz, dünyanın köküne kibrit suyu döken 5 tane ülkeye, sizin ülkenizin cumhurbaşkanı, beşli çetesiniz, Amerika'ya dönüp siz dost musunuz, düşman mısınız? Ne yapıyorsunuz? Bunların hepsi bir puzzle'ın parçaları. Bunlar bir araya geldiği zaman 100 yıllık cezamızın bittiği ve artık ayağa kalkışımızın işareti. Değilse siz kalkacaksınız. İngiltere'ye rağmen Kut'u tekrar hem de bu sefer orduda değil resmi bayram olarak kutlayacağız diyeceksiniz. Bu sevinilecek bir durumdur. Dostlar sevinecek, düşmanlar üzülecek. İnşallah 100 yıllık ara sona erdi. Sonra ben ona işte. İnanıyorum. Peki, ağzınıza sağlık. Tekrar döneceğiz size. Ekrem Bey, yani kutlamaları, tabii büyük bir savaştan bahsediyoruz. Tüm detaylarıyla konuşmaya zamanımız, vaktimiz yok. Ancak toplumların tabii hayatında, yaşantısında, savaşların, barışların hepsinin bir ibret almamız yanları var. İbret almamız gerekiyor.
Şimdi baktığımız zaman 1916 Osmanlı coğrafyasında bütün cephelerde bir kuşatılmışlık var. Yani pek çok cephede savaş var. Bugüne geldiğimizde gene Türkiye'nin etrafına baktığımızda, yani tamam Suriye bizim vilayetimiz falan değil ama Suriye bizim vilayetten öte akraba topluluğumuz. Yani kardeşlerimiz, kardeşlerimiz. Mısır öyle, Irak öyle, yani Yemen öyle, bütün daha dün vilayetlerimiz ayrıca. Aynı şeyler tekrar bölgemizde başlamış olması, yani buradan bir kuşatılmışlık ya da yeniden bir yeltenme hareketi başlamış diyebilir miyiz? Yani Türkiye'ye karşı. Şimdi efendim, tabii bir iki cümle üstadımızın Fatih Uğurlu Bey'in söylediklerine ilaveten veyahut da tavzihen ifade etmek istiyorum ki 1952'ye kadar ordumuz tarafından kutlanılan veya anılan Kut'ul Amara zaferimiz NATO'ya girme pahasına, biliyorsunuz NATO'ya girebilmek için Kore Savaşları'na bizi soktular. Adeta evet, dediler ki siz Kaf Dağı'ndaki Zümrüt-i Anka kuşunun teleğinden telek getireceksiniz der gibi. Bizi savaşa soktular, şuna soktular, buna soktular. Ve NATO'ya biz girebilmemiz için bir Batı hayranlığı, bir Batı'ya karşı mahcubiyet ifadesi altında Kut'ul Amara, belki İngilizler şart koştular, koşmadılar bilemiyorum ama İngilizlere şirin görünebilmek için, NATO'ya girebilmek evet, için bir bedel olarak bunun kaldırıldığı düşüncesindeyim. Bunun belki şeyi yok, kaydı yok ama bizim Batı'ya karşı hayranlığımız maalesef Halis Bey değişmedi ki biz bugün de Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz. Neler vermedik ki? Düşünün, 2008 yılına kadar bir Sırp sındığı zaferini kutluyorduk. Ki Sırp sındığı zaferi 1. Murat Han döneminde Edirne yakınlarında Sırp sındığı da 10 bin askerimizin, 10 bin Lala Şahin Paşa, Evranos, Kazi Evranos ve diğer komutanların komutasında 10 bin askerimiz 60 bin Haçlı askerini gece baskınıyla mahvup perişan ettiler. Sırp sındığı zaferi meydana geldi. Biz 2008 yılına kadar bu Sırp sındığı zaferini kutluyorduk. Nasıl? Ordumuz kutluyordu, siviller kutluyordu. Edirne yakınlarında Sırp sındığı köyü var orada. Ben bizzat gittim. 2008 yılından itibaren bunun kutlanmasını kaldırdık biz. Neden kaldırmışız? Avrupa Birliği'ne girebilmek, Avrupa Birliği'ne şirin gözükebilmek. Biz değişmedik ki. Biz hep hatalar yapıyoruz. Bugün de aynı hatayı yaptık ve Sırp sındığı zaferini kutlayamıyoruz. Gelelim Çanakkale'ye. Gidin ibretli gözle bakın Çanakkale'deki cephelerimize. Nerede İngiliz'in işlediği savaş suçu varsa, nerede Fransız'ın batırdığı hastane gemimiz varsa, nerede hastanelerimizi bombardıman etmişlerse, orada levhalar asılıydı. Burada İngilizler şunu 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 yaptılar, bu savaş suçunu işlediler diye. Kamilen hepsini indirmişiz. Adeta İngilizler, Fransızlar oraya maç yapar gibi, maç için gelmişler gibi bir hava vermişiz. Biz Batı'ya silin görülmek için bütün bunları yapıyoruz. Değişmedik, hala da yapıyoruz. Keşke üstadımızın dediği gibi ülkemiz efendim büyük bir sıçraman içinde olsaydı da bunların derslerin haklarını verseydi, şeylerini verseydi cevaplarını, ama maalesef uçak fabrikamız yok, tank fabrikamız yok, efendim füze fabrikamız yok. Biz var diye milleti oyalamaya çalışıyoruz. O ayrı bir konu. Şimdi gelelim Sırp Kut'ul Amara zaferimizin kazandığı bölgenin bugünkü durumuna bakalım. Ne var orada? Müslüman Araplar var. Iraklı kardeşlerimiz var. Aynı İngiliz 13 sene önce orayı işgal etti. Aynı Amerika kuzeyini işgal etti. Biz ne yaptık? O Arap kardeşlerimiz, o Müslüman kardeşlerimiz bize İngilizlerin ilerlemesini engellemek için gerilla savaşı dahil her türlü bize imkanları sundular, bize yardım ettiler. Ama biz onların bombardımanı için destek olduk. Havaalanlarımızı açtık, limanlarımızı açtık. Oralara gidecek olan
malzemelerin rahat gitmesini sağladık. Tırlarımızla onlara cephane gönderdik veyahut da yiyecek içecek ikmal gönderdik. Yani şu an geldiğimiz nokta kafa tutacak durumda değil miyiz diyorsunuz? Kafa, o ayrı bir konu ama biz vefayı da unutmuşuz. Oradaki kardeşlerimiz bize tarihte yardım etmişler. Biz onların mahvi perişan olması için karşı tarafa bu sefer İngilizlere destek vermişiz, Amerikalara destek vermişiz. Gelelim Hintli Müslüman kardeşlerimize. Kim bunlar? Bangladeşliler, Pakistanlılar. Bugün bizim üye olduğumuz, ortak olduğumuz NATO insansız hava araçlarıyla Pakistan'ı bombardıman ediyor. Nerelerini, nereyi isterse orayı bombardıman ediyor. Ne diyor? Burada El-Kaide var, burada efendim terör var diye yüzlerce kardeşimizi bombardıman ediyor. Ve biz de o NATO'nun ortağıyız. Ne kınıyoruz, ne engelliyoruz, ne de başka bir şekilde kardeşlerimizin bombalanmasını önlemeye gayret ediyoruz. Kendi derdimizle mi uğraşıyoruz biz acaba? Biz bunlarla vefasız olduğumuzu, vefamızı ortaya koymadığımızı cümle aleme de göstermişiz. Bunları gerçekten söylerken de ben birazcık hicap duymaya, yüzüm kızarmaya başladı. Biz acaba ne yapıyoruz? Aynı İngiliz bugün bizim üstlerimizden kalkarak nereleri bombardıman ediyor? Hangi Müslümanları öldürüyor? Irak'ı boşalttılar, Suriye'yi boşalttılar, Libya'yı boşalttılar. Buradaki kardeşlerimiz ne oldu? Biz kimin yanındayız? Biz ne yapıyoruz? İslam dünyası halifeliğin kaldırılması için bu Haçlıların hücumlarına muhatap olmuş. Demin ifade ettiğim gibi. O zaman kaldıramadılar. Ancak 7 sene sonra, 8 sene sonra kaldırmaya muvaffak oldular. Bugün İslam dünyası halifesiz olduğu için, başsız olduğu için, halifesiz demeyelim, yanlış anlamalar olur, bizi halifelikle suçlayanlar olabilir. Başsız olduğu için, İslam Müslümanlar bir olmadığı için tavuklar hani nasıl serpilmiş olan yemleri tek tek toplarlar. Bugün İslam dünyası Batılılar tarafından, aynı Haçlılar tarafından tek tek toplanır. Yani yeterince önderlik. Onların yanında gözüküyoruz. Evet, birlik beraberliğin olmaması. Evet. Peki şimdi biz tabii Ekrem Şam'a deyince Çanakkale'yi yad etmeden, Çanakkale'yi konuşmadan geçilmez. Çünkü hakikaten Çanakkale konusunda eserleriniz var, konferanslar veriyorsunuz. Milli şuur meydana getirmek için işte insanlarımıza Çanakkale'yi anlatmak suretiyle milli şuur verme gayret içerisindesiniz. Şimdi bizim manevi olarak baktığımızda Ekrem Bey, siz tabii haklı olarak Türkiye'nin üstlenmesi icap eden misyon, evet, beklentiyi söylüyoruz. Şimdi tabii bir yetkili çıksa bugün yanımızda olsa o da bize başka bir şey söyleyebilecektir. Ancak biz tabii beklentilerimizi söylemekten imtina etmeyeceğiz. Bu gayet tabii hakkımız. Evet. Umutlarımızı söyleyeceğiz. Yapabileceklerimizi yapacağız. Yetkililer de yapabileceklerini yapacaklar. Şimdi biz Kutlul Amare Savaşı'nı konuşuyoruz. Kutlul Amare Savaşı'ndan geriye doğru döndüğümüz zaman ibret alınacak. Yani biz bugün Kutlul Amare'den şöyle de bir ibret almamız lazım dersek ne düşünürsünüz? İki konu üzerinde durmak istiyorum müsaadenizle. Bir, Kutlul Amare'yi kazandık, bir sene sonra kaybettik. Bağdat'ta elimizden gitti. Kerkük'e kadar dayandılar. Arkasından İngilizler Filistin'e çıkarma yaptılar, Gazze'ye çıkarma yaptılar. Bütün Suriye'yi boşalttık. Çanakkale'de aynı durum oldu. Bir sene sonra efendim Adana'ya kadar geri çekildik. Buradaki acaba yenilgimizin sebepleri neydi? Çok sebep sayılabilir. Bir generalin hani savaş kaybettik, 60 tane sebep var. Birincisi barut bitti deyince öbürlerini sayma demiş ya. Evet, evet. Bir tanesini söylemek istiyorum. Biz Çanakkale zaferimizi kazandık 250 bin şehide rağmen. Orada bulunan yaklaşık 300-400 bin askerimiz açıkta kaldı. Yani boşta kaldı. Evet. Onlar lazım gelirdi ki doğudaki bu cephelerimize gönderilsin. Bağdat'a gönderilsin, güney cephemize gönderilsin, Kafkasya'ya gönderilsin ve buradaki zaferlerimiz kazanılsın veya kazandığımız zaferler pekiştirilsin. Evet. Ama öyle olmadı. Ne yaptı Enver Paşa? Bunları Edirne'ye topladı. Yüz binlerce askerimizi Edirne'ye topladı. Bir subayımızın hatıralarından okudum ben. Gerçekten de yüzüm kızarıyor anlatırken bile. Enver Paşa geldi, tamamen onları içtima yaptı. Çünkü Almanlar bizden asker istemişler. Ruslara karşı savaştırmak üzere. Galicia'da savaştırmak asker istemişler.
Enver Paşa geldi. O içtima etmiş olan askerlerin en gürbüzlerini, en uzun boylularını, en güçlülerini, en sağlıklarını seçti. Hatta o subayımız diyor ki birçok bölüğümüz öksürmeye başladılar bizi almasınlar diye, yurt dışına göstermesinler diye. Yani hasta numara. Öksürmeye başladılar. Maş maş deyince aksamaya başladılar ki bizi seçmesinler diye. Hepsini tek tek buldu diyor, onları Avrupa'ya gönderdi. Geri kalan cılızlarını, hastalıklarını, ufak boylularını, efendim zayıflarını da gönderdi Doğu cephesine. Zaten yaşı tutmayan pek çok genç çocuk. Zaten hey 15'li 15'li diye biz savaşmışız. Evet. 15'liler gidip gelmemiş. Tokatlısınız biliyorsunuz evet, olayı. Evet. 15'li dediğimiz 1315 doğumlulardır. Bu savaşlar da 1332-1333 yıllarında olmuştur. 17 yaşında, evet. 18 yaşında, 16 yaşındaki gençler bunlar. E bunların gürbüzlerini alıp Avrupa'ya gönderirsen, geri kalan da Anadolu'ya gönderirsen, İstanbul'da bunlar nasıl savaşacaklar? Lisede okuyan 2. sınıfa kadar dayanmış. 2. sınıftaki öğrenciler de cepheye götürülmüş. Bunlar nasıl savaşacak? Çölde evet. Nasıl savaşacak bu gençler? İşte savaşamadılar, çöl şartlarına dayanamadılar ve oradan geri çekilmek zorunda kaldı. Diyor ki, bir yerde okudum. Diyor ki Anadolu'da artık nüfus cüzdanıyla asker alacak durum ortadan kalktı. Çünkü yok ki nüfus cüzdanı, müsait yaşta olanların nüfus cüzdanı. Ne yaptılar? Bu sefer kantar getirdiler köylere. Baskül getirdiler. Köyün ortasına koyuyorlar. Çocukları, erkek çocukları sıraya koyuyorlar. Kantarın üstünden geçiriyorlar. 45 kilodan fazla gelenleri asker aldık. Bunlar nasıl savaşacaklar? Bunlar nasıl savaş kazanacaklar? İşte orada o cephelerde ricatımız oldu ve bir şey daha var söylemem gereken. Almanlar, evet bizim müttefikimiz gözüktüler. Yardımları da oldu bazı cephelerde ama Almanlar da Haçlı zihniyetli olduklarından dolayı mesela Kudüs'ü kaybettik biz 1917 yılın Aralık ayında. General Allenby komutasındaki İngilizlere silah bile atmadan Kudüs'ü terk ettik. Adam Kudüs'e gitti. Efendim muzaffer kumandan edasıyla beyaz bir at sırtında Kudüs'e girmek suretiyle Selahaddin Eyyubi'yi evet. Taklit ediyor. Sonra da Kudüs'te durmadı. Doğruca Şam'a gitti. Şam'da Selahaddin Eyyubi türbesi ki Kudüs fatihidir biliyorsun. Evet. Yani istirdat evet. etmiştir. Kudüs'ü geri almıştır. Selahaddin Eyyubi'nin türbesi üzerine ayağını koyarak kalk Selahaddin bak bakalım Haçlı seferlerini kim kazanmış? Biz mi? Siz mi kazanmış? Şimdi bizim elimize geçti her taraf demek suretiyle küstahlığını gösterin. Bu hakkıdır diyelim. Tamam yapabilir. De aynı gün Almanlar, müttefikimiz Almanlar, evet. Avusturyalılar, Kudüs Haçlıların eline geçti. Müslümanlardan geri alındı diye bayram ettiler. Sabahlara kadar çılgınca eğlendiler. Yani siz her ne kadar Haçlı ile ortaklık yapıyorsanız bile Haçlı'ya kesinlikle güvenemezsiniz. Evet. Niye? O da karşı tarafın zihniyeti iledir. Aynı şartlar bugün değil mi Halis Bey? Biz kimlerle silah arkadaşlığı yapıyoruz? Kimlerle efendim? Tarih tekerrürden ibarettir. Koalisyon ders kurmuşuz. Alması, evet. Bakınız onlar kendilerini düşünüyorlar. Demin üstadım hatırlattı. Siz bizim teröristlerle mi ortak, bu teröristlerle mi ortaksınız, bizimle mi ortaksınız? Cumhurbaşkanımızın serzenişi gayet yerinde mi çıkmıştı? Ne dediler? Biz bu örgüte silah yardımı yapmaya devam edeceğiz. Devam edeceğiz dediler. Terör örgütü değildir dediler. Bu evet. büyük bir prestij aşımızdır aynı zamanda. Arkasından şunu dedirttirdiler bize. Siz PYD'ye veya falan örgüte silah yardımı yapıyorsunuz diye biz sizden vazgeçecek değiliz. Bu gerçekten de benim yüzümü kızartan bir ifadedir. Şaşkınlıkla karşıladım bu ifadeyi ve dolayısıyla tarihten hiç ders almamış gibi General Allenby'nin yaptığını Almanların kutlaması gibi ona benzer. Yani Türkiye'nin çok daha güçlü bize bizden olması. Başka Müslümandan başka dost yoktur ve ama Müslümanları darmadağın etmişiz. D8'i dağıtmışız. Bugün bocalayıp duruyoruz. Ülkemizi tezgaha koymuşlar. Şimdi nasıl parçalarız diye planlar plan üstüne plan Peki. yapıyorlar. Fatih Bey, Kutlul Amare'den ve kazandığımız, kaybettiğimiz işte bir dönem yaşandı. Tarih konuşuyoruz. Tarih ve sosyal alanda ibret almak için. İbret alalım. Buradan nasıl bakarız? Yani buna Kutlul Amare'de dahildir. Çanakkale'de dahildir ve diğer cephelerimizde dahildir. Bugün de dahildir. Yani biz nasıl bir
ders çıkarmalıyız. Yani ne demeliyiz? Evet. Ben Ekrem Bey'in yanılıyor muyum bilmiyorum. Bugünkü iktidarın yaptıklarına bakarken siyah bir gözlük taktığını ve siyah gözlükle bakma ihtiyacında olduğunu çıkardım. Şimdi biz burada konuşuyoruz. Üç kişi sohbet ediyoruz. Onlar bir devlet idare ediyor. Yani demin ne dedim? İkinci Abdülhamid'e Kızıl Sultan diyen bir ordu aynı Abdülhamid için büyük padişah diye program yapıyor. Yani demek ki Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu yerle bizim bulunduğumuz yer arasında biraz farklılık var. Onun altını iyi yani çizmek lazım. Yani şartlar ve zemin henüz hazır değil diyorsunuz, öyle mi? Tabii. Aynı Tayyip Erdoğan bu adamlara, siz beşli çetesiniz, bütün dünyaya zulmediyorsunuz. Bunu söyleyen de o Tayyip Erdoğan. Bu bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde herhangi bir başbakan ya da cumhurbaşkanı bunu söyleyebilmiş midir? Ben hissi bakmıyorum. Onu söyleyeyim ben. Hissi bakmıyorum. Ama akli bakıyorum. Siz beşli çetesiniz. 195 ülke Birleşmiş Milletler'de bir karar alıyor. İçinizden birisi parmağını kaldırıyor. Veto ediyorum diyor. Böyle adalet olmaz. Bu sistem değişmeli. Bunu diyen bir cumhurbaşkanı ve başbakanken de bunu söylüyordu. Şimdi yani bu iktidar büsbütün bütün imkanlarını Müslümanların bombalanması için seferber ediyor. Onlara her türlü desteği sağlıyor. Bu açıdan bakarsak tarihi doğru yorumlamayız gibi geliyor bana. Peki şöyle bakabilir miyiz? Yani aynı Türkiye, bakın aynı Türkiye, Irak daha önce sıkıntıya düştü, 500 bin Kürt kardeşimiz geldi, bağrımıza bastık. Aynı Suriye geldi, 2,5 milyon insan dile kolay. Bu insanları bağrımıza basıyoruz, her türlü erzakını, iaşesini, ibadetini biz sağlıyoruz. Yani bunları görmezden gelip böyle cımbızla peki, çekip. Fatih Bey. Bugün daha güçlü bir Türkiye olsaydı. Kötülemek bakımdan. Doğru bir şey değil. Hakkaniyetli olmaz. Şimdi şöyle olsaydı sizce yani bugün devletimiz iktidarla yani bugün Tayyip Bey, Sayın Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızdır. Sayın Davutoğlu Başbakanımızdır. AK Parti iktidardadır. Bir başka iktidar da olabilir. Devleti konuşuyoruz. Devletimiz bugün daha güçlü olsaydı. Mesela şöyle bir misal vereyim. Yani bizim insansız hava aracımız yokken doğuda yaptığımız operasyonlardaki başarı oranıyla bugünkü kıyaslanamayacak durumdadır diye askeri bilgi sahibi olan insanların yorumları var. Yani bilgi olarak, teknik olarak diyorlar ki bugünkü başarıyla daha önceki başarımız kıyas kabul değildir. Tabii. Buradan şimdi uçak gemisi yapıyoruz. Buradan hareketle Türkiye daha güçlü olsa, evet. Yani ordumuz, Allah'a şükür dünyanın 4., 3. büyük ordusuna sahibiz. Evet. Büyük bir orduyuz. Teknik bakımdan, yani kendi savaş uçağımızı inşallah yapacağız. Savaş uçağımızı da yapan bir ülke olsaydık, savaş gemilerimiz Akdeniz'de ve Ege'de demir almış olsaydı, düşman gemilerini ya da işte Haçlı zihniyetli gemilerden daha fazla, daha güçlü olsaydı, bu yaşananlar yaşanır mıydı? Çok şey değişirdi. Ben o kanaatteyim. Çok şey değiş. Bakın bir şey söyleyeyim. İnsan savaş aracı İsrail'den aldık 25 milyon dolara. Yazılımı İsrail'de. İnsansız hava aracı oradan bilgi alıyor. Tel Aviv'e gidiyor. İstediklerini bize veriyorlar. Ya da biz şimdi, daha sonra veriyorlarmış. Konuşuluyor. Şimdi onlar. Biz kendimiz insansız hava aracı yaptık. 5 milyon dolara mal ettik. Daha seri üretime de geçmedik. 5 milyon dolara mal ettik. Ve yazılımı kendimizde. Bak bunlar çok önemli şeyler. Silah yapıyoruz, bütün dünya ordularına satıyoruz. Yani savunma sanayinde bağımlısın. 74'ü hatırlayın mı? Kıbrıs'ta
CHP-MSP koalisyonunda Amerika'nın istemediği bir çıkarma yaptık Kıbrıs'a. Yıllarca bize silah ambargosu uyguladılar. Yani güçle orantılı. Tabii. Diyorsunuz, evet. Yani şimdi sen IMF'nin bütün borcunu ödüyorsun. Adam diyor ki ödeme bu borcu. Bana borçlu kal. Ben sana gene kredi açayım. Çünkü borcu olan adam emir alır. Borcu olan adam emir alır. Yani şimdi Tayyip Erdoğan'ın şartlarıyla Necmettin Erbakan hocamızın şartları birbirinden çok farklı. Değerlendirirken o pencereden bakmak lazım. Bu arada bir kısa bir şeyi paylaşmak istiyorum sizinle. Fethullah Erbaş anlatıyor. D8'ler olayı. Uçaktayız diyor Erbakan Başbakan. Amerikan Büyükelçisi geldi. Elini hem de böyle gözüne sokar gibi diyor. Hoca, hoca, bu D8'leri meydana getiren ülkelerin pazarlarını biz 100 yılda kurduk. Sana yedirmeyiz. Vazgeç bu sevdadan. Dedi gitti diyor. Ben şaşırdım diyor. Adam açıkça bir ülkenin başbakanını tehdit ediyor. Dedim ki diyor, ya hocam acaba erken mi davrandık? Bak adam ülkesinin izni olmadan seni bu şekilde tehdit edemez bu adam. Seni tehdit ediyor. Dedi ki diyor hoca, Fethullah yarın ben öleceğim, Rabbimin huzuruna çıkacağım, bana hesap soracak. Ben sana iktidar nasip etmiştim. Bunu ümmetin menfaati için nasıl kullandın? Evet. Tamam. Aslan hocam, sen onlara rağmen D8'leri devam ettirdin ama seni de alaşağı ettiler, indirdiler. Aynı şekilde Adnan Menderes'i indirdiler. Yo, D8'i... D8'in altında imzası bulunan bütün devlet başkanlarını iktidardan indirdiler. Tamam. Evet, hepsini. Şimdi D8'leri tarihe gönder. D8 bütün müesses nizamlara, sömürü düzenlerine bir başkaldırıydı. Ama tohum atıldı. Ben umut varım yani D8'in Şimdi yeni, mayalanıyor diye düşünüyorum. Bu iktidar şu anda tekrar ayağa kaldırıyor. Ama nasıl kaldırıyor? IMF'ye borçları ödedikten sonra, artık Amerika'ya kafa tutmaya başladıktan sonra. Yani Tayyip Erdoğan bundan 15 sene önce niye aynı kafayı tutmadı? Bir farklılık var. Bu çok önemli bir şey. Erbakan hoca kafa tuttu, indirdiler. Tayyip Erdoğan ondan da ders alarak kendine bir yol çizdi. Şu anda Tayyip Erdoğan ne diyor çıktı mı? 2 metre yerin altına 2 metre kefen beziyle gömüleceğiz. Daha bundan ötesi yok diyor. Ama bundan 15 sene önce böyle demiyordu. Amerika'ya gönderdiği o fındıkçı Zapsu'ya bunu halının altına süpüreceğinize bu iktidardan faydalanın dedirtiyordu. Yani şartları iyi düşünüp bir iktidarı yargılamak lazım. Şimdi hocamız iktidarı öyle bir yargıladı ki ben bunun büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum. Şimdi sorarız kendilerine. Yani son çok bir toparlarsak. Keskin olarak iktidarın üstünü çizdi. Bunlar yanlış yapıyorlar diye. Yanlışları da olabilir ama iyi niyetlerinden benim şüphem yok. Şu anda bu iktidar Türkiye'yi bir yere götürüyor. Yanlışlarını bir kenara koyalım. %20 yanlışı varsa %80 doğrusu var. Peki, o götürdüğü yerden beklentilerimizi, aydınların beklentilerini ifade etmeleri iktidara bir anlamda yardım değil midir? Yani böyle bakamaz mıyız? Söyleyiş şekline bağlı. Bak ben bir şey söyleyeyim. Ben AK Parti'de milletvekili aday oldum ve beni aday yapmadılar. Ben ona rağmen savunuyorum onları. Ben şunu son cümleleri alalım. Zamanımız bitmiş. Ben şunu düşünüyorum. İkinci Abdülhamit dönemindeki gibi bir meclis var şu anda. Türkiye'nin bütün sosyal demokratları, bütün sosyalistleri, bütün şeriatçıları, bütün Türk ve Kürt milliyetçileri ve kendini bu beş grubun dışında addedenler bu iktidara destek olmalı. Kavgayı burada yapmalı. Yanlışları yüksek sesle söylemeli hem de. Yani yanlışı eyvallah da dememeli. Ya şu ama, anda MHP destekliyor canım. MHP. Ama hayır, ben AK Parti çatısı altında söylemeli bu şeyleri. Yani bunun dışında bir şey, bir kenarda durup da böyle AK Parti'nin her yaptığını yanlış demek hayra hizmet etmez gibi geliyor. Ama beklentilerin söylenmesinden yanayım ben. Söylenmesinden yanayım. Alalım. Ben de söylediğim için
muahize edilmiş bir insanım ama AK Parti'nin yaptıklarını, o haçlı zihniyetine kafa tutuşunu görmezsek Rabbim de onun hesabını sorar diye düşünüyorum. Yani. Peki. Son sözünüz. Yani şimdi Bosna'daki adam, Sudan'daki, Somali'deki adam, Arakan'daki adam, Endonezya, Malezya'daki adam, Tataristan'daki adam AK Parti'ye bakıyor. Diyor ki AK Parti güçlüyse, Türkiye güçlüyse biz de güçlüyüz diyor. Bu gerçeği hiçbir zaman yatsımamamız lazım. Peki. Ekrem Bey, şimdi Fatih konu Bey, güncel siyasete geldi. Güncel siyasete geldi ama cevapları var ama bilmiyorum. Zamanımız çok az kaldı. Son cümlelerinizi alalım. Şimdi tabii IMF'ye borçların ödenmesi, evet 23 milyar dolar ödenmiş. Allah razı olsun. Güzel bir iş. Ama genel borçlar kaça çıkmış onu da söylemek lazım. Beraberce söylediğiniz zaman devede kulak kaldığını hep beraber görürüz. Bir, ikincisi, tarih şehrine devam edersek daha... İkincisi 5 milyon Müslüman öldürülmüş. 10 tane İslam devleti yıkılmış çatır çatır. Akdeniz'de can pazarları oluyor. Efendime söyleyeyim. Çadır kentler dolmuş. Bunun sebebi kimdi? Sebebi Haçlıların saldırısına biz de yardım ettik. Bizimkiler de yardım etti. Yani bugün 2,5 milyon mülteciyi bakmak, evet güzel bir meziyet ama o mültecilerin meydana gelmesinin sebepleri de belli. Bizimkiler destek verdiler o şeylere, bombardımanlara. Bu kadarı kafidir. Aslında çok şey söylemek istiyorum. Güçlü bir Türkiye miyiz şu anda? Yoksa İsrail'in arkasına güçlü Türkiye takılmak zorunda mı kaldık? Siz... Yoksa İsrail'i NATO'ya almanın manevraları mı yapıyoruz şu anda? Tüm bunlar konuşulabilir ama ben Kutul Emare'nin son şeyini alacağımız dersi ifade etmek istiyorum. General Tavzı Büyükada'da kaldı savaşın sonuna kadar. Hatıralarında diyor ki Türk milleti, Türk asker, Türk ordusu, Türk askeri eğer ona dinini öğretirseniz, dini duyguları aşılarsanız, şehitliği öğretirseniz onun önünde kimse duramaz. Balkan bozgunlarında İttihatçılar dini bakımdan bu insanları, bu askeri zayıflattıkları için bozuldular. Ama bizim karşımıza getirilen Osmanlı askerleri dini bakımdan fevkalade bezenmişlerdi, fevkalade eğitilmişlerdi. Bunun için biz mağlup olduk diyor. Çok önemli bir şey. Bugüne büyük dersler almamız gereken bir olay. Şimdi tabii Kutul Emare gibi başka zaferlerimizi unutturmamak lazım. Sırp sındığı da niye unutturdular onu da hatırlamak lazım. Çünkü milletimizin Osmanlı'nın en parlak savaşlarından, en parlak zaferlerinden bir tanesidir. Hiçbir zaferimizi unutmamalıyız. Yani hiçbir zafer unutmamamız lazım. Bir de şu var. Noksanlarımızı da konuşmamız lazım. Artılarımızı da konuşmamız lazım. Biz bir Kutul Emare programında zatenizin davetiyle geldik. Memnun kaldım. Ve bildiklerimi burada Allah rızası için hiçbir kimseyi kötülemek gayem yoktur. Ama objektif baktığımızda söylediklerimizin doğru olduğunu söylüyoruz, tabii da görüyorum. Halis Bey, bir cümle söylemek istiyorum. Peki, bitiyor. Çanakkale ile ilgili bazı tabelaların kaldırdığını söyledi hocamız. Çanakkale'yi ben de ziyarete gittim. Bundan 9 sene önce. 9 sene önce söylenen oradaki bir yetkili dedi ki biliyorsunuz Çanakkale'ye Kurtuluş Savaşı'ndan sonra İngilizler şeyler geldiler. Biz hiç askeri bölge, yasak bölgeydi. O zaman başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan 52 trilyon lira para gönderdi. Dehşet bir para. Daha o günün maddi şartlarında. Ve bütün şehitlikleri ayağa kaldırın. Ve bugün bütün AK Partili belediyelerin 3'er, 4'er, 5'er otobüsleri var. Her hafta sürekli oraya insan taşıyor. Yani orada Çanakkale milli şuurunun ayakta tutulması için uğraşıyor. Ruhu alınmış bir Çanakkale bize fayda vermez. Onu da söyleyeyim. Vallahi ben ruhu alınmış çünkü. Akbaş iskelesi, Akbaş şehidine gidin bakın üstadım. Görün o eski tabelaların fotoğrafları varsa bakın yenilerine bakın. Şimdi mesela bir tanesi. Fatih Bey, Ekrem Bey tabii Çanakkale konusunda gerçekten çok büyük emeği var. Bu serzenişini de umarız yetkililer duyarlar. Değerli izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Ancak pek çok sorunuz ve teklifleriniz var. Bunlardan bazılarını sorduk sizin adınıza değerli misafirlerimize. Ancak bir husus var ki, camilerin renklerinin değiştirilmesi. Bu Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri yetkililerine, seyirciler adına sesleniyorum. Camilerdeki hatların, tabloların, halıların hatta
renkleri kırmızı, işte kahverengi, sarı vesaire gibi gerçekten enteresan bir şekilde camilerimiz renk değiştirmeye başlamış. Cemaatlerin, pek çok cemaatin şikayetini ben aldım. Gene aynı şekilde bu program meselesiyle de müracaatlar oldu. Bu hususu Diyanet yetkililerine ve vakıflar yetkililerine, çünkü bazı camilerin tamir ve tadilatıyla vakıflar ilgileniyorlar. Bu hususu da izleyicilerimiz adına hatırlatıyoruz. Efendim, Kuttul Amare Savaşı'nda olduğu gibi, pek çok cephede kazandığımız savaşlar gibi, maddi manevi olarak ülkemiz ve milletimiz dünya durdukça düşmanlarına karşı zafer kazanmalarını temenni ederek bugün hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir başka vizyon programında buluşmak üzere. Gerek Ekrem Bey'e, gerekse Fatih Bey'e çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Hayırlı akşamlar efendim.